kapsınan adaylık tartışmasında da ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Profesör Haluk Koç Ankara büromuzda konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz diyelim. O adaylık tartışması konusunda bugün sizin de adınızın zikredildiği bir istatistiki öneri var. Bunu da ekranlara taşıyacağız. Fakat öncelikle Anayasa Mahkemesi cephesinde yapılan yeni başvurunun altını çizmenizi rica edeceğim. Bunun ileriye atabileceği yönünde herhalde öngörü var ki öne çekilmesini arzu ettiniz. Evet Saynur Hanım, sorunuza Anayasa Mahkemesi boyutuyla başlayayım. Gerçekten bu 6360 sayılı yasa 12 Kasım'da 2012'de kabul edildi mecliste ve daha sonra Aralık ayı başında 6 Aralık yanılmıyorsam yayınlandı resmi gazetede. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu belediye yasasının bazı maddelerinin iptali ve yürürlülüğünün durdurulması talebiyle 31 Ocak 2013'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Aradan geçen bu kadar zaman süre içerisinde bir işlem yapılmadı, gündeme alınmadı. Sayın Grup Başkan Vekilimiz Engin Altay'ın da belirttiği gibi, yani bu görüşmenin öne alma talebiyle ilgili bir dilekçemizi ilettik bugün Anayasa Mahkemesi'ne. Çünkü bakın 2014 Mart'ında bir yerel seçim yaşanacak. Burada 29 il mülki idare sınırları kapsamına genişletilerek halk diliyle bütün şehir olarak adlandırılan sınırlar çerçevesinde belediye seçimlerini yapacaklar. Büyük şehir olacaklar. Bunun yanında bunların içerisindeki birçok belde kapatıldı. Yine Ankara'da ve İstanbul'da Şişli, Sarıyer, burada Yeni Mahalle, Çankaya, Etimesut arasında bazı mahalleler yer değiştirdi. Bütün bunlar hakkında itirazlarımızı bu başvuruda yaptık. Şimdi bunlar için seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından takvimi belirlendikten sonra bir değerlendirmeye tabi tutulması Anayasa Mahkemesi tarafından gerçekten Türkiye'de çok çapraşık sonuçlara yol açacak. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi haklı. Kaldı ki bir başka olay daha var. 2008 yılında Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Yani kendi içtihadını oluşturmuş. Nüfusu 2000'in altında bile olsa turizm bölgesi olarak adlandırılan beldelerin kapatılamayacağına hükmetmiş. Şimdi getirilen büyükşehir yasasıyla Muğla gibi, İzmir gibi birçok turistik bölgede bazı beldeler de kapatılmış doluyor. Yani Anayasa Mahkemesi 2008'de verdiği içtihata aykırı bir karar veremeyeceğini varsayarsak hukuk etiği bakımından nasıl bir sonuç çıkacak? Bütün bunlar aday belirlemede olsun, seçimlerin düzenlenmesinde olsun sıkıntılar oluşturacak Türkiye'nin önünde. Umarım Anayasa Mahkemesi olayın aciliyetini kavrar ve kamu düzeni açısından olumlu bir değerlendirme yapar başvurumuzla ilgili. Kaldı ki yine anayasanın 67. maddesi var Saynur Hanım. O da seçim kanunlarında yapılan değişiklikler biliyorsunuz bir yıl sonrasında yürürlüğe girebiliyor ancak. Yani karma karışık bir durum. AKP'nin devlet idare ediş tarzı ve maalesef yüksek yargı organlarının da hukuk açısından değil de siyasi açıdan karar vermeye zorlayan bir idare şekli Türkiye'de bu sıkıntıları karşımıza getiriyor. Evet. Sayın Koç, özellikle Gezi olayları çerçevesinde AK Parti iktidarının, evet, Başbakan Erdoğan'ın söylediği söz işte burada bir provokasyon olarak gündeme geliyor. Söylenecek sözler sandıkta söylensin. İlk sandıkta yerel seçim sandığı. O konuyla ilgili adayların, evet, altını çizsiniz. Özellikle İstanbul cephesinden bakılırsa ki zaten Türkiye genelinde 1994'ten beri AK Parti adı altında olmasa bile siyasi çizginin çok geniş bir hakimiyetini görüyoruz. Bunu bu sefer başka türlü ortaya koymak ve sizin de içinde bulunduğunuz muhalefetin adaylarının öne çıkması için bir yandan adaylar konuşuluyor, bir yandansa ittifak arayışları. Samimi ve içten bir görüşünüzü dile getirmiştiniz. Partinin resmi görüşü olmadığını, evet, söylemiştiniz. MHP ile ittifak, evet, iddiası. MHP'den sert yanıt geldi. Buna yaklaşılmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olamayacağı bilgisi vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. İlk buna başlayayım efendim. Şimdi ben MHP'yi kastederek herhangi bir şey ifade etmedim. MHP bir siyasi partimiz. Tabii ki kendi görüşlerini belirler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de MHP'nin böyle bir teklifi olmamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin de MHP'ye böyle bir teklif götürmesi söz konusu değildir. Bunu ifade ettim. Ama ortadaki bir gerçeğin de altını çizdim. Sadece bu MHP-CHP sorulan soru şekliyle, yakıştırılan şekliyle değil. Türkiye'de bir 10 yıllık, 11 yıllık bir AKP iktidarı. Çeşitli açılardan baskı altına alınan bir toplum. Hayat tarzı dayatılan bir nesil. Bütün bunlar belli demokratik, meşru bir takım tepkilere yol açtı, siz de biliyorsunuz. AKP'nin bu ceberrut baskıcı yapısının geriletilmesi için eğer bu seçim sonuçları yerel seçim özelliğinin yanında genel seçim özelliği de taşıyacak gibi değerlendirilir ise bir yurttaş olarak bulunduğum yerde AKP'nin geriletilmesi için AKP'nin karşısındaki güçlü adaya destek veririm dedim. Bir yurttaş olarak söyledim bunu. Yani bu bir parti görüşü değildir, bunu da ifade ettim. Benim gibi düşünen, yani yurttaş Ali Koç olarak düşünen çok sayıda insanımız var. Türkiye'nin her yerinde var. Yani AKP'nin bir ders alması gerektiği, başına buyruk, zalim, buyurgan yapının, demokratikleşmeyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iktidarın bir yola getirilmesinin, bir sandık uyarısının yerel seçimlerde gerekli olduğuna inanan birçok yurttaşımız, yurttaş Haluk Koç'la beraber aynı düşünceye sahipler. Bunu hissediyorum, görüyorum. Ben bunu ifade ettim. Yoksa ne organik, resmi bir işbirliği teklifinde bulunduk, ne de böyle bir teklif geldi. Hiç kimse kimseye kızmasın. Ben kendi değerlendirmelerimi yaptım. Partimin bana verdiği resmi görev içerisinde de böyle bir yaklaşımın olmadığının altını çizerek. Sayın Koç, şimdi bu cephede bir de tabii ki adayların ismi çok öne çıkıyor. Bugün gazetesinde sizi de içeren bir istatistik hesap vardı. Ana muhalefet cephesine özellikle İstanbul açısından bakıldığı zamanda, bütün genelde, adaylarla ilgili bir haber hazırladık. Öncelikle bunu izleyelim, sonra hemen ilk olarak o istatistik hesabı soracağım size efendim. Evet, işte ana muhalefet cephesinde adaylık tartışması. Yapılacak olan kamuoyu yoklamaları bunu en iyi şekilde belirleyecektir. 30 Mart 2014'te yapılması planlanan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olacak mı sorusuna Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bu sözlerle yeşil ışık yaktı. Benim nereye gideceğimin kararını benim vermem söz konusu değil. Çünkü Mustafa Sarıgül'ün rütbe heyecanı yok. Benim rütbe heyecanım yok. Benim öncelikle yurttaşlarıma hizmet heyecanım var. İstanbul'da basın mensuplarına sahur yemeği veren Sarıgül sorulara kamuoyu yoklamalarını işaret ederek yanıt verdi. O yurttaşlara bu hizmet heyecanında beni nerede görmek istiyorlarsa önümüzdeki günlerde yapılacak olan kamuoyu yoklamaları, yurttaşlarımızın takdiri, ben hiçbir kamuoyu yoklaması yaptırmadım. Ben kamuoyu yoklamalarını yurttaşlarımın kalbinde görüyorum. Sarıgül, CHP'ye dönüş iddialarını da yanıtladı. Bu CHP'ye geri dönüş söz konusu oluyor. Yani bir görüşme oluyor. Sarıgül'ün olası adaylığı ile ilgili değerlendirme ise ana muhalefetten belediye başkan aday adayı olacağını 19 Temmuz'da 6 yıldır çalıştığı Vatan Gazetesi'ndeki veda yazısında açıklayan Can Ataklı'dan geldi. Mustafa Sarıgül adı psikolojik olarak toplumun kafasına yerleştirildi. CHP ise muhalefet yapamaz hale geliyor. Ya da kamuoyu böyle algılıyor. Bu nedenle Mustafa Sarıgül'ü daha çok öne çıkartıyor. İnsanlar kazansa kazansa Sarıgül kazanır diyorlar. İktidara karşı ciddi bir toplumsal, bir muhalefet var bugün. Bence AK Parti'ye oy veren ama bu konularda rahatsızlıkları olan insanların da oyunu alacak bir isim çıkmalı. Ben kendimi böyle görüyorum. Ana muhalefetten kimin aday olacağı tartışması sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını resmen açıklayan isimse eski Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan oldu. Resmi talip olduğunun İstanbul halkına ve Türkiye'ye duyurması için bir basın toplantısı yapıyorum. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Celal Doğan'a İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı eşlik etti. Doğan arkasında hiçbir gücün olmadığını ifade etti. Dayandığım bir tek şey var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri ve inandığım halktır. Bu değerlere inanarak aday adayım.
Kulislerde isimler için trafik hızlanırken bugün gazetesinde yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un İstanbul adayı olmasını isteyen destekçileri Türkiye İstatistik Kurumu verileriyle olası adayların destek potansiyelini hesaplayarak bilgi notu niteliğinde bir çalışma hazırladı. TÜİK'in 31 Aralık 2012 tarihli verilerine dayanarak yapılan hesaba göre başka illerin nüfusuna kayıtlı olup İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı 13.769.380 kişi. Bu nüfusun içindeki toplam Karadenizli nüfusu 4,5 milyon olarak hesaplanırken yaklaşık 3 milyon kişinin oy kullanacak yaşta olduğu belirtildi. Son yerel seçimlerde AK Parti ile CHP arasında 1,5 milyon oy farkı bulunduğu, bu farkın Karadeniz oylarıyla kapatılabileceği, bu nedenle Koç'un CHP'nin adayı olması gerektiği bildirildi. TÜİK verilerine dayanarak diğer olası adayların oy potansiyeli de hesaplandı. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Erzincanlı. İstanbul'daki Erzincanlıların sayısı 300 bin, Erzurumluların sayısı ise 370 bin. Toplam Erzincan, Erzurum nüfusu 670 bin 500 kişi. Bu sayının yaklaşık 405 bini seçmen. Gürsel Tekin ise Karslı. İstanbul'daki Kars nüfusu 282 bin. Iğdır ve Ardahan'la birlikte sayı 648 bine ulaşıyor. Bunun yaklaşık 390 bini seçmen. Hemen Ankara'ya Sayın Koç'a dönelim. Efendim gayet net rakamlardan yola çıkan bir istatistik hesabı. Okuduğunuz zaman ne düşündünüz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim Sayın Nur Hanım. Yani kendimi şu anda başka bir siyasi pozisyona programlayarak siyaset yapmadığımın altını çizmek istiyorum. Yani bir beklentinin, bir niyetin içerisinde onun yönlendirmesiyle siyaset yapma noktasında değil. Türkiye'nin bugün ciddi bir iktidar değişikliğine ihtiyacı var. Türkiye'nin bugün gerçekten demokrasiyi ve özgürlükleri tekrardan tarif edecek bir yapıya ihtiyacı var. Bunun da Cumhuriyet Halk Partisi olması için çaba gösteriyoruz. Adres olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne çıkmasını istiyoruz. Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri önümüzde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için de son derece belirleyici olacak. İktidar partisi İstanbul'da ayağı tökezlediğinde inanın Türkiye'de birçok olayın dengesi değişecek. Onun için burada kişilerin kişisel temada karşılaştırılması, tartıştırılması, tartışması, bunlar belki demokrasinin kuralları içerisinde ama önemli olan hedef Cumhuriyet Halk Partisi'nin, demokratların, yurtseverlerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AKP'nin elinden alma mücadelesidir. Onun için Sayın Sarıgül, Sayın Gürsel Tekin, Sayın İnce, Sayın Hamza Çebi, Sayın Celal Doğan, başka isimler kim olursa olsun, kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirledikten sonra, herkes de bu konuda netleştikten sonra, Sayın Sarıgül'ü söylüyorum, inşallahla filan değil, yurttaşların beni nerede konumlandıracaklar sözleriyle değil, sen kendini nerede konumlandırıyorsun kardeşim? Önce buna cevap vererek, içini doldurarak adım atmak gerekiyor. Onu da satır arasında ifade edeyim. Aday belirlendikten sonra hiç kimsenin, ben olsaydım, o olsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı, o Samsunluydu, bu Erzincanlıydı, bu Karslıydı, bu başka yerliydi, Trabzon demeye hakkı yok. Orta yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için, demokrasi için, özgürlükler için ve AKP'nin Türkiye'nin başından uzaklaştırılması için İstanbul'a odaklanmamız gerekiyor. Bunun sorumluluğunun bilinci içinde olmak zorundayız ve buna göre çalışmalarımızı yönlendirmek, oluşturmak zorundayız. Sayın Koç, özellikle bakıldığı zaman sizin cephenizde, ana muhalefet CHP cephesinde daha önceki tartışmalar gibi bu yerel seçimlerdeki adaylık konusunun da çok kamuya açık, basına açık devam ettiğini görüyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Sarıgül'e de bir çağrınız oldu. Önce siz netleştirin diyorsunuz. Bütün bunlar acaba, yani parti genel merkezinde bir başka değerlendirme süreci var, bir de kamuoyunda paralel süren bir tartışma var anlamına mı geliyor? Hayır Sayın Nur Hanım, ben bunları çok doğal karşılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi tek kişi partisi değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir kişinin emir verip
herkesin o emir yanlış da olsa ona göre kendini konuşlandırdığı, ona göre pozisyon aldığı, siyaset takip ettiği bir yapı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin kuralları var, ilkeleri var, tüzüğü var ama herkesin de fikir var, özgün fikirleri var. Partinin ana temasından uzaklaşmadan herkes fikrini ifade etmek zorunda. Ve parti içi demokrasiyi ilk defa 12 Eylül 80 faşizminden sonra Türkiye'ye siyasi partiler kanununda girdirilen deli gömleğini ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi atmaya çalışıyor. Geçen sene yapılan, Şubat ayının sonunda yapılan tüzük kurultayıyla bunun kapısı açıldı. Yani parti içi demokrasi dediğimiz, parti üyelerinin siyasetin her boyutuna katılımcılık nezdinde, katılımcılık ekseninde sürece katılabildikleri, fikir oluşturabildikleri, aday belirlemede olsun, politika belirlemede olsun bir süreci çalıştırmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve tartışmalar açık oluyor, şeffaf oluyor. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurullarında farklı fikirler ileri sürülür, tartışmalar olur. Bunlar da kamuoyundan, basından şeffaf bir şekilde izlenir. Bunlar bizim doğal yapılarımız ama diğer partilerdeki gibi kol kırılsın, yan içinde kalsın. Tek kişi bir şey söyleyecek, o üsttür, reistir. Bizim jargonumuz böyle. Onun için ona itiraz edilmez. İtiraz edersen kellen gider, iddianı kaybedersin. Bakın ben daha önce 2007 sonrasında da parti içerisindeki yönetim anlayışlarına muhalif oldum. 2010'dan sonra Kemal Bey seçildikten sonra da parti içi demokrasi getirilme sözü karşısında geç kalındığında yine bir muhalif çizgi sergiledim. Ama bugün ben milletvekili olarak, Samsun milletvekili olarak devam ediyorum. Niye? Tabanıma dayanıyorum. Düşüncelerimi ifade ediyorum. Susmuyorum yanlışlıklar karşısında. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tartışma ortamı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden dışarıya çıkan siyaset haberleri mutlaka ki çok daha farklıdır. Keşke diğer siyasi partiler de parti içi demokrasilerini geliştirseler. Üyelerinin seçilme özgürlüklerini sağlayabilseler. Tek kişinin iki dudağının arasına siyaset kaderlerini emanet etmeseler. Onun için AKP'de olsun, MHP'de olsun biraz Cumhuriyet Halk Partisi'ne öykünsünler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne öykünsünler. Siyaseti kendi partiler içinde de özgürleştirecek adımların atıldığını inşallah onlar da görürler. Ve bu şekilde siyaset halkın taleplerinin doğrudan aracısız seçtikleri aracılığıyla yansıtıldığı siyasi kurumlar haline gelir. Bunlar üsttekilerin hoşuna gitmiyor. Çünkü onlar biat eden kullar istiyorlar. Kendi verdikleri emirle hareket eden milletvekilleri ya da siyaset adamları istiyorlar. Ama halk başka istiyor. Halk kendi taleplerine saygı gösteren, kendisine geri dönen, yanlış yapıldığında, bu yanlış ifade edildiğinde yukarısı ısrar etse bile halk bunu böyle düşünmüyor deyip tavır değiştirecek insanlar istiyor. Siyaset ancak bu şekilde özgürleşebilir. Bu şekilde siyasi kurumlarda katılımcılık arttırılarak aday belirlemeden politika belirlemeye kadar bütün süreçlerde bu aşamalar tamamlanırsa çok daha olumlu olur. Cumhuriyet Halk Partisi bunun eksik de olsa bugün örneğini veriyor. Diğerlerinden farkımız bu. Sizin sorunuza da bu şekilde yanıt vermiş oluyorum. Evet, bu özellikle demokratikleşme paketi konusuna geçeceğim ama çok kısaca şunu da sormak istiyorum. Adı geçen adaylardan birisiniz. Bir mevki makam gözeterek siyaset yapmıyorum diyorsunuz ama adaylık söz konusu olacak mı İstanbul için? En azından erken bir açıklamanız olur mu? Bakın, benim böyle bir beklentim yok. Böyle bir niyetim yok. Siyasette en son bir başka görev alanı vardır. Bu yazılı bir görev alanı değildir. Parti görevi olarak bazı görevlerle karşı karşıya kalınır. Böyle bir sürecin olmayacağını düşünüyorum. Talibi çok, adaylar çok. Umarım seçimi kazanabilecek olan özellikle adaylarımız ortaya çıkar ve bunlar üzerinde bir yoğunlaşma olur. Biz de her türlü desteğimizi veririz. Parti görevi tarzında bir görevlendirmeyle karşı karşıya kalmak, duyarlılığı olan, partiye bağlılığı olan, bu yolda yıllarca mücadele etmiş kişiler için zor bir noktadır. O noktaya gelir mi gelmez mi onu bilmiyorum.
Efendim son olarak şunu sormak istiyorum. Genel Başkan Yardımcılarınızdan Faruk Loğlu bu demokratikleşme paketi üzerine konuştu. Evet. Ve herhalde çözüm süreciyle ilgili Öcalan'ın son mesajından sonra bir sıkıntı varmış gibi görünüyor. Umuyoruz başa dönülmez dedi. Ve bu demokratikleşme paketinin de bir an önce herhangi bir sıkıntı olmadan Türkiye'de olası bir gerilim öncesinde hayata geçmesini istedi. Daraltılmış bölgeyle seçim barajının düşürülmesi gibi bir şeyden söz ediliyor ama Başbakan Erdoğan bunu teyit etmedi. Türkiye'nin gerçekleri bellidir ve deyip %10'u işaret etti. Halen o paketin içeriğine dair net bir açıklama yok ama beklenti ve özellikle sizden gelen bir an önce hayata geçsin çağrısının içeriğini de son olarak efendim sizden dinleyelim. Buyurun. Evet Sayın Hanım, şimdi bakın demokratikleşme oldukça önemli bir konu. Yani İmralı ile Ankara arasında ne görüşüldü, ne edildi, belli bir protokol imzalandı söyleniyor, mektuplar teyit edildi, nereye varıldı, nereye varılmadı bunu bilmiyoruz. Israrlı taleplerimize rağmen bu konuda herhangi bir topluma dönüş olmadı bizzat iktidar tarafından, başbakan tarafından. Bizim söylediğimiz açık ve net. Yani birilerinin talebiyle Türkiye demokratikleşmez. Birilerinin siparişiyle Türkiye demokratikleşmez. Birileri istedi, ben bu pazarlığa girip onun için bunu veriyorum mantığıyla Türkiye demokratikleşmez. Demokratik kurallar vardır. Demokratik kurumların işleyişleri vardır. Siz bunları kendi kafanıza göre yapılandırır. Kuralları kendi kafanıza göre koyar. O kurumların içini boşaltır ve kendi kafanızdaki demokrasi kavramına göre o kurumları oluşturmaya çalışırsanız demokrasiyi ifade edersiniz, sabote edersiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği çok net ve açık. Tek kalem değil. Sayın Genel Başkanımız 17-18 kalemi biliyorsunuz demokrasi ve özgürlük manifestosu olarak açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, grup başkan vekillerimiz parlamentoda bu konularda Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği kanun tekliflerini salı günleri gündeme, genel kurul gündemine taşıdılar. Bunların gerekçelerini anlattılar. Burada toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma kanunundaki değişiklikten tutun, terörle mücadele kanunundaki değişikliğe kadar, seçim barajının düşürülmesinden ve kaldırılmasından tutun, diğer konulardaki tekliflerimizin tümünü getirdiler. Şimdi baktığınız zaman AKP'de bir samimiyet yok, bir bütünlük yok. O pazarlık peşinde. Yani kapalı kapılar arkasında ben ne söyledim, ne kadarını yapabilirim. Öteki de sıkıştırıyor bir yandan. Yeni açıklamalar var. Eylül ayına kadar adım at kardeşim diyor. Biliyorsunuz Kandil'den bir ses. Bunlar başka türlü dertlerle meşguller. Oysa Türkiye'nin derdi ne Kandil ne başbakanın bireysel seçim ihtirası, bireysel beklentisi, başkanlık hevesi. Türkiye'nin ihtiyacı gerçekten demokrasi, gerçekten demokratikleşme ve gerçekten özgürlükler. Bunları hayata geçirebilecek olan kanunlar belli, girişimler belli. Cumhuriyet Halk Partisi bu samimiyetini koruyor. Onun için erken toplansın, zamanında toplansın. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce AKP oylarıyla reddedilen kanun teklifleri tekrar gündeme getirildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yönde adım atmaya hazır. Evet. Haluk Koç, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim günlüğe katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar. Sağ olun.